Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar önümüzdeki sezonda en fazla güçlenecek 3 desteği size göstereceğim. Şu anda bu güçlenmemiş hali, yani düşünün güçlendikten sonra bu desteler ne kadar güçlü olacak. Şimdi güçlendirme alan kartları ben de zaten açıklamada sabitlerim. İlk destemiz bu deste arkadaşlar. Golem destesi ve inanılmaz bir defansı var. Mezarlıkta zaten defans mantığı aynı. Dolayısıyla çok güçlü olacak. Buzcu güçlendirme aldı, gecesi güçlendirme aldı, yavru ejder kısmen güçlendirme aldı. Yani destenin neredeyse yarısı güçlendirme aldı. Bence bu deste bayağı bir kullanılacak. Hatta ben bile bu desteyi kullanabilirim. Merak ediyorsanız neler değişecek dengelemelerde, açıklamaya tekrardan söylüyorum, sabitleyeceğim. Hazır aşağı inerken de videoyu beğenebilirsiniz isterseniz. Geçen like istemiştim ve iki kez 10.000 like'ı geçtik. Gerçekten çok mutlu oldum. Ve gerçekten bana yardımı dokunuyor. Evet, rakibimiz fıçı oynuyor. Ama toplu fıçı mı, felaket kuleli fıçı mı? İki tane versiyonu var biliyorsunuz fıçının. Başka bir kart atsa aslında anlayacağım da. Hemen önden bir yavru ejderha atıyorum. Umarım felaket kulesiyle refleks vermez. Özelliği erken attım, güçlü madenci dikkati dağılsın diye. Evet arkadaşlar, Riley versiyonunu kullanıyormuş. Goblinlerini çıkardı. Bu arada güzel çekti goblinlerle. Fake yemeden sola doğru attım. Evet, rakip de güçlü madenci olduğu için ona karşı bir şey yapamayacağız arkadaşlar. Bu destenin antisi güçlü madenci ama önümüzdeki sezonda güçlü madenci zaten güçsüzleşecek bayağı. Canı falan azalacak. Mesela buzruğu da güçsüzleştirme alacak. Bu arada golemle çıkabiliriz bence. Güçlü madencisi olduğunu biliyorum ama yani sonuçta kulede patlatmam lazım golemi. Onun dışında vuramıyoruz. İskelet kralın arkasına belki saklayabiliriz. Şimdi mezar taşı atarsak belki güçlü madenci arada bırakır golemi ve iskeletlere döner. Ya iskeletlere dönerse çok iyi olur. Ben de şimdiden strateji yapmaya çalışıyorum. Daha önce böyle bir strateji yapmadım. Bakalım tutacak mı? Bu arada yavru ejderi de kart toparlamasın diye attım. Şimdi iskelet kral basabilirim bence çünkü yakın menzi kartı yok elinde ve iskeletler dolduracak özelliğine. Güçlü madenci canına baksanıza. Mesela nerf yediğinde bu kadar canı olmayacaktı. Yani dengeleme sonrası bence bütün işler değişecek. Hani bu meta desteleri konusunda diyorum. Önden buz büsü attım. Tabii ki de kuleye vurmasın, en ucuz cevabım bu. Mezar taşı dikebiliriz. Ben golem attığımda bana saldırmasın. Güzel, o yavru ejderi savunurken ben golem basabilirim bence. Sol tarafa attım güçlü madenci, sağda çünkü. Arkasına bir gece adısı atacağım. Özellik basabilir, hemen koruyalım. Önden attım iskelet kralı. Burada yıldırım atmak istemiyorum. O savunmakla uğraşırken yeni bir golem gelecek. Evet, muhtemelen güçlü madenci kullanacak burada. Güçlü madenci hakikaten hiçbir cevabım yokmuş. Ortadan yavru ejder bomba kulesi için, bir de prensesin dikkatini dağıtsın. Yıldırım geliyor. Kuleli patlar, kuleli patlar. Çok iyi, bir tane yarasa orada. Prenses tam öldürüyordu, öldürmedi. Bravo. Şu an bayağı öne geçtik. Evet, varili kullanmadım. Bu arada fıçı çok vuruyor, tam ters atmış. Adam bir fıçıyla maç çevirdi ya. Evet, golem bastım, 3 kart döngümüz açık. Yeni bir tane golemi çok hızlı döndürebiliriz. Özelliğimi bastım. Arkasına bir gece atısı atacağım ama soldan atacağım. Golemin arkasını mesafeli atmak gerekiyor arkadaşlar. Rakipte roket varsa özellikle. Çok iyi, Prenses Barbar'a bakıyor. Basmaya devam. Güçlü madenci atacak, özelliği bastım. Yıldırım şarjını atsın. Bayağı bir öndeyiz. Onun roketi varsa bizim de yıldırımımız var. Evet, bundan sonra 3 kart döngümüz açık. Daha hızlı yıldırım döndüreceğiz. Hemen köprüden de basıyorum. Ondan hızlı atarız bence ya.
Yıldırım 1. Hadi ikincisi. Yeni yıldırım lazım. Yetiş. Tamamdır, iyi oyunda. İlk maç böyleydi. Bu deste bence dengeleme sonrası çok güçlenecek. Evet, eskiden birisi bu desteyle dünyada birinci bitirmişti. Şifacı eskisinden çok daha güçlü olacak. Sonrasında Gageless'ı buff yedi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Biraz şans odaklı bir deste bence. Ya şöyle bir şey yapıyorduk arkadaşlar. Bu destede fix hamleler vardı. Mesela iksir golemi arkadan atıp başlıyordu. Herkes yapıyordu bunu. Arkasına şifacı atıyordu. Sonrasında Gageless'ı falan. Taktik zaten fixti. Şu an aynısını yapacağım. İksir golemi bu arada en kötü atak kartı olabilir. Hemen arkasına Gageless'ı. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Aradan yıllar geçti yapmayalı. Keşke şifacı olsaydı elimizde. Rakip Elektro Dev oynuyor bu arada. Anka'yı patlatalım. Oo, yıldırım kullandı. Aslında tersten bir elit barbar basılır da sabırlı oynayacağım şimdilik. Bayağı bir iksir toparladı. İksir golemini bu yüzden sevmiyorum zaten. Şimdi burada elit barbar atıp canı doldurmamız lazım. Çok iyi. Agresiflik şu an yapmayacağım elektro ejderi değerlendirmek için. Gece adısı yetişseydi atardım. Ama şimdi yetişecek gibi duruyor. Bir çılgınlık yapacağım arkadaşlar. Hemen bastım. Ne yapabilir? Top bombacı. Altı şövalye dönmedi herhalde. Yok, öfke de basmayacağım. İyice satmış olurum. Mesela normalde burada yarasa çıkacaktı gece adısından ama çıkmadı. Evet, bir de dengeleme sonrası bu desteği kullanmak lazım. Kupada falan. Önüne elektro dev gelebilir. Şöyle cehennem ejderi atarsak hepsini öldürür. Çok iyi. Kasırga atması lazım şimdi. Hemen canımızı fulleyelim. İşte bu. Bir de öfke bastım mı? Yakın menzili kart yok. Altı şövalyesi yok elinde. Çok deli bir deste bu arada. Çok iyi bir deste. Şimdi hazırsanız 2x bizim vaktimiz. İksir golemin arkasına yapıştıralım. Şifacı da gelecek, hiç merak etmeyin. Ah, duygulandım. Çok eski bir taktik bu. İksir golemi arkasına şifacı yapıştırıyorduk. Sadece bunu yapıyorduk. Ya ben yapmıyordum, rakiplerim yapıyordu genelde. Yıldırımı kullandı. Soldan biraz daha basalım, sonra tersten de gidelim. Yakın menzili yok çünkü elinde. 7 iksir kullandı. Öfke de geldi. Kolay gelsin. Çok iyi. Her yerde iksirler var ama kulesi gidiyor şu an. Elit barbar oyundaki en iyi sıradan olabilir yani. En iyi sıradanlardan bir tanesi. Sağ aldık, sol alıyoruz. 3 taça bile gider. Çok deli deste. Arkadaşlar bunu dengeleme sonrası kullanalım. Hatırlatın bana. Evet, gene çok güçlenecek bir deste. Gene arkadaşlar goleme yaradı açıkçası bu dengeleme. Bir de mezarlığa yaradı. İskelet ejderleri çok güçlenecek. Zaten gecesi güçlenecek. Dolayısıyla golem gerçekten güçlü olacak gibi duruyor. Bakalım, zaman gösterecek. Bu arada son maçımızda büyük mücadelede kazanırsak sandık açıyoruz. Haberiniz olsun. Kaybetsek de açıyoruz gerçi. Evet, ilk elimizde ne yazık ki prens yok. Bu yüzden diyorum arkadaşlar, biniciyle başlayayım. Belki eli kötü gelmiştir diye. Şu an karşı taraf ben oldum bunu yaşayan. Evet, rakibimiz ne kullanıyor? 2.6 veya başka bir versiyon. Evet, güçlü madenci deprem oynuyor. Prens attım, şimdi özelliğini basıp terse gidebilir. Mega minyonum hazır. Güzel, bombacı bırakacağım goblinler için. Yapacağı hamleyi bilip önlem alıyorum. Çok iyi, bombacı sayesinde 2200'e kadar indirdik ve öne geçtik. Şimdi sağ tarafın önüne birinci bırakabilir, yıldırım atarız bırakırsa. Evet, güzel bir ikileme soktu beni. Sol tarafı iskelet ejderi attım çünkü atağı da çıkacak ama bence tam tersinde yapabilirmişiz. Ortadan prensi zıplatacağım, lütfen kule prensi görsün. Ne yazık ki iskelet ejderlerini gördü. Burada mega minyon atmak zorundayım, başka bir seçeneğim zaten yok.
Arkadaşlar orada ben Prens'le iskelet ejderlerini tanklamaya çalışmıştım. Depremli desteler böyle hava kartlarına karşı zayıf oluyor o yüzden. Bırakacağım güçlü madenci, kule canlılarını işleyelim. O 2x'lik bombacı bize çok lazım olabilir ileride. Evet, gene zor eşleşme çünkü gene goleme karşı güçlü madenci var rakipte. Bu güçlü madenci önümüzdeki sezonda azalacak. Hemen bombacı bıraktım. Soldan birinci gelebilir, haberiniz olsun. Bekliyorum. Şimdi geldi. Hiç hasar yemeyelim diye iskelet ejderleri de attım. Evet, daha önce kullanmadığım kartlar kullanıyorum gerçekten. İskelet ejderler bu arada çok güçlü olacak, haberiniz olsun. Yıldırım yakışmaz burada. Hemen prens terse çekebilir ama gene savunmaya çalışacağım. Yıldırım. Hasar yememeye çalışıyorum. Bu kadar zorluğun içinde golemle atağa çıkabilirsek çok iyi olur. Arkadan çıkamam, ne yapayım, bari köprüden basarız golemi. Gece atısı attım. Önüne golem atacağım bir aksilik olmazsa. Evet, tam zamanda girdi. Şunu savunabilirsek sadece bir hasarla maçı yenebiliriz belki. Evet, iki tane depremi bitiriyor. Goblinler için oklar attım ama tutmadı. Sanırım bu maçı kaybettik arkadaşlar. Evet, ben sadece size bugün desteleri göstermek istedim. Bunlar dengeleme sonrasında gerçekten çok güçlü olacaklar. Size önerim budur. Hani bunları güçlendirebilirsiniz. Evet, videonun sonuna geldik. Ben sandığa direkt geçerim arkadaşlar. Şu adam kulemi alsın da. Evet, 11 galibiyet sandığındayız. Bütün kartlarım max olduğu için hızlı hızlı açıyorum. Zaten elite leveller gelecek arkadaşlar. O yüzden 15 level olacak kartlar yakında. İşimize yarayacak bunlar. Başka bir gün saat 17.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.